için. Sizinle olmak çok güzel. Ben Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ni çok seviyorum. Mimarları çok seviyorum. Ben de mimar olmak istiyordum küçükken, hayalimdi. Olamadım. Ama böyle mimarlarla ve çocuk ve çevresiyle ilgilenen meslek gruplarıyla omuz omuza çalışmaktan da çok keyif alıyorum. O nedenle bir kez daha hani iyi ki varsınız diyorum. İyi ki çocuk ve mimarlık çalışmaları yapıyorsunuz diyorum. 2002'de başladı dediniz. Geçen gün Tezcan Hanım da anlatırken 2002'den bu zamana çok zaman geçmiş. Ama evet, başından beri vardım. Çok şey yaptık beraber. Umarım daha uzun süreler yine beraber omuz omuza çok sayıda projeyi yürütürüz. Ben her zaman yapabileceğim oranda katkı sunabileceğim ne varsa yapmaya hazırım. Bugün biraz işte gelişim psikolojisi, çocuk gelişimi, iletişimi konuşalım istedik. Aslında bu çocuk ve mimarlık projelerinin başından beri bunu hep yapıyoruz. Çocukla çalışmak isteyen kişilerin biraz çocuğun dilinden, çocuğun gelişiminden anlaması gerekiyor. Aslında biz çok iyi niyetle başladığımız bir takım işleri bazen yanlış bildiklerimizden ya da uygulamada bazı çok kritik şeyleri bilmediğimizden yanlış yürütebiliyoruz, yanlış sonlandırabiliyoruz. O nedenle de bunun önüne geçebilmek için Mimarlar Odası Ankara Şubenin girişimiyle Bin Mimar Bin Okulda projesi başlarken bizimle iletişim kurdular. Dediler ki biz evet hani mimarlık kültürünü, mimarlık mesleğini, mimarlıkla ilgili bilgileri çok iyi biliyoruz. Ama bunu çocuğa nasıl anlatacağımızı bilmiyoruz. Bize hani bununla ilgili destek verebilir misiniz diye geldiklerinde seve seve kabul ettik. Ve bu süreçte ben hep söylüyorum, çok uzun süredir beraber çalıştığımız mimarlar da var. Değme eğitimcilerin önüne geçtiklerini bile söyleyebilirim kimilerinin. Gerçekten aslında belki de işin özü çocuğu anlamaya çalışmakta. Bunu mimarlar çok iyi yapıyorlar. O nedenle bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Herhalde bir sunum paylaşmam gerekecek. Ekran paylaşımı yapmam gerekecek. Şimdi şöyle hemen bir deniyorum. Benim bütün ekranı gördünüz herhalde. Şöyle yaptığımda oldu mu? Evet, şu anda yani Ne tam yapmalıyız kaldık? ekran buradayım. Bir dakika, buradan çıkmak istiyorum. Bu değil. En başa gitmem lazım. Şöyle hemen. Evet. Şimdi yapılı çevre tasarımında çocukları anlamak dedik ama tabii ki ben size hani çevre tasarımı, yapılı çevre vesaire bunlarla ilgili bir şey anlatacak değilim. Onun uzmanı sizsiniz. Tam ekran yapabilir Ha, misin? pardon. Çıkmıştım. Evet. Ay, benim eller. Ama genel olarak hani çocukla çalışırken böyle çok basit, kimi zaman atladığımız küçücük bilgiler var. Bunları bir hatırlamak, gözden geçirmek, işte varsa belki sorularınız bunlarla şekillendirmek üzerine bir sunum hazırladım. Çok genel olarak baktığımızda aslında hani bir süredir, uzunca bir süredir dünyanın birçok yerinde çocuklarla ilgili projeler yaparken onları daha iyi anlamaya dönük, onları daha iyi işlerin içine katmaya dönük çeşitli girişimler ve uygulamalar bulunmakta. Çocuk katılımı diye zaten hep sözünü ediyoruz. Belki sizler de duydunuz, belki bu tür projeleri de uyguladınız. Çok altını çizdiğimiz bir şey var. Bugün onu anlatmayacağım ama vurgulamadan da geçemiyorum çünkü çocuk katılımı çalışan biriyim. Biz çocuklarla ilgili çalışmalar yaparken, çocuklarla ve gençlerle ilgili çalışmalar yaparken mutlaka ve mutlaka onları ilgilendiren konularda karar mekanizmalarına katılmaları gerektiğinin
altını çiziyoruz. Yani çocukların, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de de bir madde olarak yer alan katılım hakkının gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz hep söylüyorum, yetişkin olarak, öğretmen olarak, anne baba olarak aslında biliyoruz deneyimlerimizden dolayı ya da birikimlerimizden dolayı ya da çok okuduğumuz için bir takım şeyleri biliyoruz. Ama bu bildiklerimizi çocuğun gözünden, çocuğun bakış açısından yapmaya kalktığımızda kimi zaman çuvallıyoruz. O nedenle onların fikirlerini mutlaka almak zorunda olduğumuzu, özellikle onlarla ilgili bir uygulama, bir proje yürütecek isek, bir girişimde bulunacak isek mutlaka ve mutlaka karar mekanizmalarında, karar süreçlerinde onların da yer alması gerektiğini söylüyoruz. Dünyanın her yerinde de bununla ilgili işte özellikle çocukların yaşadıkları okul çevresi, ev çevresiyle ilgili yaşadıkları çevrede bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapılıyor. Çünkü biliyoruz ki çocuk aslında en çok ev olmak üzere okul ve ev çevresinden buradaki etkileşimlerinden son derece etkileniyorlar. Bir takım önemli uluslararası sözleşmeler var. Bunlar tabii ki Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1989 yılında işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu çeşitli ülkeler tarafından imzalanmasıyla daha da alevlenen, işte yerel gündem 21'in, sonrasında İstanbul'daki 1995 yılındaki Habitat 2'deki işte yine çocukların, gençlerin çevresel düzenlemelerde söz sahibi olmaları gerektiğiyle ilgili çeşitli uluslararası sözleşmeler bize bu durumun daha da önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Biz onlara işte fiziksel olarak bir takım düzenlemeler yaparken çocuklara dost mekanlar yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklara dost olabilecek ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama bu çok kolay değil elbette. Bunun bir takım zorlukları, sınırlılıkları var. Kimi zaman çevresel koşullardan kaynaklı, kimi zaman toplumsal koşullardan kaynaklı. Her zaman o çok hedeflediğimiz, umduğumuz düzenlemeyi yapamayabiliyoruz. Ama araştırmalar da bize gösteriyor ki çocukların özellikle fiziksel çevrelerinden ya da yapılı mekanlardan, yapılı çevrelerinden çok da fazla kapasitelerinin altında aslında yararlandıklarını gösteriyor. Çok da fazla yararlanamadıklarını gösteriyor. Ve bunun nedeni olarak da yetişkin müdahalesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani yetişkinler aslında çocuklarla ilgili iyi niyetle de olsa bir şeyler yapmaya kalkarlarken kendi bildiklerini o kadar fazla uyguluyorlar ki çocukların fikirleri, sözleri dikkate alınmadığı için de çok fazla müdahale ettikleri için de aslında bir sınırlılık ve kısıtlılık söz konusu oluyor diyebiliriz. Bizim çocuk gelişimi ve eğitimde beklenen yararların sağlanabilmesinde en önemli koşullardan birisinin çocukların yaşadıkları çevrenin, bunun içinde toplumsal çevrede var tabii ki, verimli ve planlı kullanımının sağlanması olduğunu söylüyoruz. En önemli koşul ise çocukları anlayan, onlara söz ve katılım hakkı veren ve bu etkinliklerle birleşen, bu uygulamalarla birleşen projelerin tasarlanması. O halde çocukları tanımamız gerekiyor. Tabii ki bizim çocukların işte mikro düzeyde baktığımızda okullarıyla, evleriyle, sokaklarıyla ilgili planlamalarda söz sahibi olabilmeleri, daha genel, daha makro düzeyde baktığımızda yaşadıkları kentle ilgili planlamalar yapabildikleri, onu sorgulayan gözlerle gözden geçirebildikleri, kendi yaşadıkları kenti anlamaya çalışan, onunla ilgili sorumluluk alabilen aktif yurttaşlar olabilmeleri için gerçek katılım projeleri yapmak gerekiyor. Bu fotoğrafı da ben arşivlerimden buldum. Bugün 2002 yazıyor bakın üzerinde fotoğrafın. Mimarlar Odası Ankara Şube'nin ilk yaptığı çalışmalardan biri. Belki hani bir izinsiz kullanmış gibi oldum ama biz bizeyiz diye düşünüyorum. Buradaki güzel çocukların şimdi büyüdüklerini, yetişkin olduklarını ve neler yaptıklarını da merak ediyorum.
Bir bütün olarak yapılı çevrenin genel özelliklerinde tabii ki yine çocukların gelişim özellikleriyle tutarlı olarak işte içinde kullanılan malzemelerin, işte boyanın belki kullanılan işte malzemenin, yapının güvenilirliği ne olduğu, çocuklara sunduğu hareket alanlarının, oyun olanaklarının, serbestliğin, bununla beraber yaratıcılığın, gelişime uygunluğunun gibi çok farklı düzenlemeler yapılması gerektiğini, çok farklı konuların göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyoruz. Ama en önemlisi gelişimsel özelliklerinin bilinmesi. Burada bugün dinleyicilerimizin içerisinde işte çocuğu olanlar, belki hiç proje yapmasa da sadece kendi çocuğuyla ilgili işte merakı olanlar ya da tam tersi kendi çocuğu yok ama çocuklarla çalışmayı çok sevenler olabilir. O nedenle de gelin hep beraber çocuklarla ilgili işte bir takım projelerde biz onların gelişimsel özelliklerini nasıl göz önüne alabiliriz bir gözden geçirelim. Diyoruz ki gelişim döllenme ile başlar ve bireyin yaşam boyunca geçirdiği biyolojik, psikososyal ve bilişsel değişimleri içerir. Yani gelişim doğum sonrası değil, aslında döllenme ile başlayan ve ölümle sona eren çok uzun bir süreç. Burada hem bireyin kendi içindeki değişimlere odaklanıyoruz biz. Birey bu işte doğum öncesi dönemden sonraki aşamalarda, yaşamının diğer aşamalarında ne gibi değişimlerden geçti, kendi içinde nasıl farklılıklar gösterdi, bedensel olarak başlayan ama psikososyal ve bilişsel değişimleri de içeren kendi içindeki değişimleri ama diğer taraftan bireyler arası benzerlik ve farklılıkları da görmeye çalışıyoruz. Hem bireyin kendi içindeki değişimleri hem de o bireyin başkalarıyla olan, yaşıtlarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını bulmaya çalışıyoruz ki burada da normları belirlemeye odaklanıyoruz. Genel baktığımızda gelişmenin yaşam boyu süren, sadece çocukluk ve ergenlik yıllarıyla da sınırlı olmadığının, yaşam boyu, yetişkinlik ve yaşlılıkta da devam ettiğinin altını çizmek gerekiyor. Peki, davranışlarımızın doğası nereden geliyor? Yani kaynağı ne? Davranışların ya da işte gelişimin kaynağı ne? Doğum ile beraber tabii ki bebek kendi doğasını da getiriyor. Yani kalıtımsal özellikleri de beraberinde taşıyor. Kalıtım çok etkili gelişimsel özelliklerin, davranışsal özelliklerin ortaya çıkmasında annemizden, babamızdan, daha öte kuşaklardan bize aktarılan, genlerimizle gelen özellikler çok önemli. Ama doğumla beraber özellikle çevresel koşullardan da etkilenmeye başlar. Dolayısıyla davranışlarımız hem kalıtımla getirdiğimiz özelliklerimiz hem de çevresel etkileşimlerimizden kazandıklarımızla ortaya çıkar. Etkileşimsel bir süreçten söz ediyoruz. Bu nedenle de diyoruz ki elbette kalıtım çok önemli ama çocuk doğum öncesinde başlayan süreçte doğumla beraber artan, giderek çevreyle olan etkileşiminde aslında davranışlarını şekillendirmeye başlar. Yaşam dönemleri çeşitli aşamalardan geçiyor tabii ki. Doğum öncesi dönem ki bunun da alt evreleri var. Bebeklik, bunun alt evreleri var. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık ve ölüm olarak sıralayabiliriz. Çok kabaca her birinin kendi içinde alt evreleri, alt dönemleri var. Her birini kendi içinde bedensel, fizik, bilişsel, toplumsal ve duygusal olarak farklı farklı boyutlarda inceleniyor. Biz kısaca üzerinden geçeceğiz. Belki vurgulamamız gereken önemli noktalardan bir tanesi bu değişimlerin, gelişimlerin bir süreklilik içinde mi ilerlediği yoksa yaşam dönemleri içerisinde bir takım değişimlere uğrayıp uğramadığı mı? Süreksizliği savunanlar aslında gelişimi evrelerle açıklayanlar. İşte Freud gibi, Piaget gibi gelişimde bir takım bütüncül, her birinin kendi içinde niteliksel değişimlerinin olduğu çeşitli dönemlerle açıklıyorlar. Yani bunlar basamaklar halinde bir takım kesintilere uğrayarak gelişim ilerler açıklamasında bulunuyorlar.
Diğer taraftan da hayır, gelişimde bir takım davranışlar, bir takım durumlar süreklidir. Öyle kesintiye filan da uğramaz. Bir doğrusal çizgi üzerinde ilerler diyenler var. Bu daha çok belki tutumlarımız diyeceğim. Hani tutum değişikliği de çok zordur çünkü. Ama mizaç gibi bir takım kişilik özellikleri, yani kişinin sakinlik düzeyi ya da işte belirli durumlara, çevreye uyum düzeyi gibi bazı özellikler daha stabil devam ediyor diyebiliriz. Bakalım bebeklik, doğum öncesi dönemi anlatmayacağım, o daha karmaşık bir süreç. Biz biraz daha böyle hani çevresel, mekansal düzenlemeler yaparken doğum sonrası durumu da dikkate alarak yapmaya çalışıyoruz. Bir kere hani bedensel olarak baktığımızda yaşamın en hızlı ilerleyen, en hızlı bedensel değişimlerin olduğu süreç. Yani doğum öncesi dönem, evet, ilk 9 ay çok büyük değişimler var. Ama doğumdan sonra bebeklik de çok hızlı bedensel değişimlerin olduğu bir süreç. Sonra ergenlik bunu takip ediyor. Kundaktan koşmaya diyoruz. Çünkü bebek doğduğu andan itibaren her ne kadar kendi gelişimini inşa etmeye hazır, aktif bir varlık olsa da aslında özellikle yaşamın ilk bir yılında başkalarına bağımlı, başkalarının onun işte temizliğini, hijyenini, beslenmesini, bir takım fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya bağımlı bir birey olarak dünyaya geliyor. Bu haldeyken çok kısa bir süre içerisinde bir bakmışsınız, hani bir sene gibi kısa bir süre içerisinde işte etrafa uzanabilen, daha sonrasında tırmanabilen, yuvarlanabilen, hani ayaklanmış, tuvalet ihtiyacını karşılamaya başlamış, dil gelişimi hızlanmış, her istediğini bir şekilde anlatmaya uğraşan bireylere dönüşüyorlar. O nedenle de 0-2 yaş dönemini çok hızlı fiziksel değişimlerin olduğu bir dönem olarak tanımlıyoruz. Hızlı fiziksel hareket gelişimlerin olduğunu söylüyoruz. Ama aynı zamanda duyusal gelişim de çok hızlı bu dönemde. Hiçbir şey anlamıyormuş gibi geliyor bize bebeklik döneminde. Bebektir anlamaz. Oysa ki öyle değil. Az önce çok önemli, kritik bir cümle kurdum. Doğduğu andan itibaren her şeyi bilmeye ve öğrenmeye hazır aktif varlıklar dedim. Gerçekten öyle. Bebeklerin zihinlerini ve duyularını bir süngere benzetir zihin gelişimcisi Piaget, Jean Piaget. Bilgiyi böyle sünger gibi, hani süngerin üzerine damlayan su damlacıkları gibi düşünün. Damla 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 akar ve gün gelir siz o süngeri sıktığınız zaman bir bardak dolusu su çıkabilir. Tahmin ettiğinizden daha yoğun miktarda su biriktirmiştir. Bebeklerin zihni de böyle bir sünger gibi çevredeki bilgileri çok hızlı bir biçimde emiyorlar ve zamanı geldiğinde bu emdikleri bilgileri, dışarıdan aldıkları bilgileri kullanmaya başlıyorlar. Bebeklik döneminde yine çok önemli özelliklerden bir tanesi de temel güven duygusunun kazanılması. Bu aslında fiziksel ihtiyaçların karşılanmasıyla da ilişkili. Çünkü burada özellikle bakım veren kişi, anne diyoruz ona ama bu başka birisi de olabilir, baba olabilir. Anne baba yokluğunda büyük anneler olabilir, başka akrabalar olabilir. Ya da bakım veren kim ise, bakıcı olabilir. Bakım veren kişiyle arasındaki özel ilişkiyi bağlanma olarak tanımlıyoruz. Bağlanma, yakınlık ihtiyacını karşılayan, belli bir temas gereksinimi den doğan aslında ve fiziksel ihtiyaçların karşılanmasıyla hareketlenen bir duygusal bağ. Burada tabii ki bebeğin işte altının temizlenmesi, besin ihtiyacının giderilmesi, beslenmesi, kucaklanma, yakın temas ihtiyacının karşılanması, gazının çıkarılması gibi aslında o yakınlık, o yakın olma hali, ihtiyaçlarının tutarlı bir biçimde karşılanacağını bilme hali
bebeklerin onlara bakım veren kişiye karşı temel bir güven duygusu kazanmalarına sebep oluyor. Ve bu güven o kadar önemli ki hayatımızın neredeyse tamamında, ömrümüzün diğer kalan kısmında karşımıza çıkıyor. Akademik başarılarımızda karşımıza çıkıyor, akranlarımızla kurduğumuz ilişkide karşımıza çıkıyor, romantik ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. O nedenle o yaşamın ilk bir yılında bebeklerin, onlara bakım veren, onların yakınında olan kişilerin ihtiyaçlarını zamanında ve tutarlı biçimde karşılıyor olabilmeleri çok önemli. Ama sadece fiziksel ihtiyacı odaklanmıyoruz bakın. Yakınlık, sevgi, temas ihtiyacının, yani kucağa alınma ihtiyacının, fiziksel olarak işte sevilme ihtiyacının da karşılanması gerekiyor. Bebeklik döneminden sonra ben hani tabii ki orada anlatılacak çok şeyler var ama özellikle Mimarlar Odası'nın yaptığı projelerde daha çok hani erken çocukluktan başlayan ilkokul ve ortaokul yıllarını, temel eğitim yıllarını kapsayan dönemler olduğu için belki buralarda biraz daha ayrıntılı durmakta fayda var diye düşünüyorum. Erken çocuklukta hani bu 3-6 yaşlar artık hani bebeklikten çıktığımız 2 yaşından sonra diyelim, 3-6 da demeyelim hatta 2-6 yaşlar diyelim dönemde bedensel gelişim ilk döneme göre biraz yavaşlamış görünmekle beraber yine hızlı ilerlemeler var ama daha düzenli. O kadar ani büyümelerden söz etmiyoruz, ani değişimlerden söz etmiyoruz. Yani o kundaktaki bebeğin bir anda bir yaş gibi bir zamanda yürümeye başlamasından ya da dil gelişimindeki kadar ani değişiklikler değil. Daha düzenli, daha yavaş. Ama burada erken çocukluk yıllarında yine çok önemli üzerinde duracağımız gelişimsel bir takım noktalar var, değişimler var. Bunlardan bir tanesi sembolik düşüncenin değişmeye, gelişmeye başlamış olması. Sembolik düşünce yine yaşamımızdaki diğer aşamalarda özellikle ergenlikte soyut düşüncenin gelişimi içinde çok önemli bir temel oluşturuyor. Çünkü soyut düşünebilmek sembolik düşünme, semboller üzerinden düşünebilmeyi gerektiriyor. Ama sembolik düşünce sadece yeterli değil soyut düşüncenin oluşması için. Orada başka temeller de gerekiyor. Ergenliğe geldiğimizde anlatırım. Ama erken çocuklukta sembolik düşünce gelişimi onların özellikle oyunlarında kullandıkları çok önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. İşte evcilik dediğimiz oyun türüne baktığımızda mış gibi yapabilme hali, bir şeyleri başka bir şeyin yerine kullanabilmek, nesne yokken içiyormuş gibi yapabilmek, şıngır mıngır çayını karıştırıyor diye içiyor, buyurun bir tane de siz içer misiniz diye size sunuyor. Ya da elini işte bir uçak gibi kullanabiliyor. Herhangi bir nesneyi arabaymış gibi sürebiliyor. İşte bir kalemi, bir sopayı at gibi kullanabiliyor. Nesneleri başka şeyler yerine kullanabilmek aslında tasarımın başlamasının, tasarımsal düşüncenin, sembolik düşüncenin başlamasının çok güzel örnekleri. Mış gibi yapabilmek. Bu sadece nesneyle ilgili değil. Kişilerle ilgili yer değiştirmelerde de görüyoruz. Anneymiş gibi yapıyor, babaymış gibi yapıyor, öğretmenmiş, doktormuş gibi yapıyor. O nedenle bunlar çok kıymetli oyunlar. Biz çok seviyoruz sembolik oyunmuş gibi oyunları, evcilik oyunlarını. Burada duygusal olarak da aslında bir tür saltımı da görebiliyoruz. Çocuk günlük yaşamdaki streslerini, karşılaştığı zorlukları, belki ev içi dile getiremediği duygularını, yüklendiği bir takım duygularını oyun yoluyla, mış gibi oyunlarıyla da çok güzel biçimde sağaltmış, dışarıya aktarmış olabiliyor. Bu dönemde kısa dikkat süresinden söz ediyoruz. Elbette ki o nedenle eğitim uygulamalarının ya da çocuklarla yapılacak bir takım projelerin, düzenlemelerin böyle çok uzun zaman dilimleriyle değil, kısa zaman dilimleriyle böyle çok ani dikkatlerinin dağılabileceğini, başka bir şeye odaklanabileceklerini biliyoruz. Küçük spot, onların dikkatini çekebilecek, yaşlarına uygun bilgiler, ona uygun düzenlemeler verildiğinde de
son derece görevleri başarıyla tamamladıklarını görebiliyoruz. Tekrarlı sorular çok yoğundur. Özellikle üçlü, dörtlü yaşlarda. Giderek de artar, bitmez ama neden, nasıl, niçin, ne, bu ne, bununla ne yapacağım, bu ne işe yarıyor, neden öyle, nasıl böyle. Aynı soruyu size belki 100 kere sorabilirler, belki 20 kere sorabilirler. Söyledim ya siz dediğinizde, bir taraftan aslında bu tekrarlar kendi bilgileriyle ilişki, hani tekrar ederek öğreniyorlar aslında. Bir taraftan da sizinle olan ilişkiyi de deniyorlar. Hani böyle tekrar tekrar soruyorum, bakayım bu kadına ne kadar güveneceğim, ben aynı şeyleri söyleyecek mi gibi bir takım hani oltalar da atıyorlar diyebiliriz. Aslında da yine güven ilişkisinin, hani sizin sabrınızın, sizin ona olan metanetinizin, özverinizin, verdiğiniz tutarlı yanıtların aslında çocukla kurduğunuz diyalogda önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ben merkezlidirler. Aslında yaşamımızın her döneminde ben merkezliyiz. Bebeklik döneminde bu daha çok annenin, bebeğin anneden ayrı bir varlık olduğunu anlayamamasıyla dile gelir. Ama erken çocuklukta dış dünya ile kendisi arasında bir ayrım yapamama. Dünya kendi etrafında döner erken çocukluk döneminde. Kendi ilgileri, kendi merakları, kendi bildikleri herkesin bildiğidir, herkesin sevdiğidir. Annene ne hediye alalım doğum gününde diye sorduğumuzda kendi sevdiği oyuncağı söyler. Bebek oyuncak, bebek alalım da kendi sevdiği için annesi de bundan son derece mutlu olacaktır diye düşünür. Bu nedenle bazen daha acımasızca, daha saldırganca davranabilirler. Kendi canı yanmadığı için bir başkasına böyle gayet şaptadanak bir tokat atabilir ya da bir hayvanın canını acıtabilir ya da nesnelerle ilgili daha savurgan, daha hani sert davranabilir. İşte yere alıp atabilir, kırabilir gibi. Biraz bu ben merkezi düşüncenin de neden olduğu bir durum. Hayal ile gerçeği ayırt edemezler. Bu da çok tipiktir bu dönemde. Ama bu güzel bir dünyadır. Bu çocuklarla çalışırken ne kadarı gerçek, ne kadarı hayal bilmedikleri için bu sihirli masallardan, böyle büyülü şeylerden, çocukların özellikle hani ilgisini çekebilecek böyle abartılı durumlardan yararlanabilirsiniz. Tabii ki onları korkutmamak, onları hani istismar etmemek koşuluyla. O hayal ile gerçek arasındaki sınır henüz net değildir. Bunu da sorgularlar aslında. Bu gerçek mi? Bu gerçekten olmuş mu? Okuduğunuz bir kitaptaki kahramanla ilgili ya da işte anlattığınız bir masalla ilgili onun gerçekliğini sınarlar, sorgularlar. Ama bu işte 6 yaş gibi hani çok kısa bir süre içerisinde ayırt edilmeye başlayan bir durum. Psikososyal olarak baktığımızda okul öncesi yıllarda yine sosyal olarak etkin olduklarını görüyoruz. Tabii ki okul öncesi eğitime başlamış olmak da bunun çok önemli destekçilerinden bir tanesi. Çünkü evden çıkıp farklı bir sosyal ortama giriyorlar, akranlarıyla karşılaşıyorlar. Evin dışında başka yetişkinlerle bir araya geliyorlar. Bu bize yeni otorite figürlerini, kuralları, toplumsal koşulları gözden geçirmelerine de neden oluyor. Sosyal olarak çok etkinler, çok aktifler. Artık birçok şeyi daha iyi kavramsallaştırabiliyorlar. Bu nedenle de çok girişimciler, atılganlar ve çok meraklılar. Bu nedenle de bu dönemde çok fazla deney yapmak isterler. O neden-sonuç ilişkisi kurulamaz henüz gerçek biçimde ama bunu sorgularlar. Bir şeyle bir şeyi karıştırdığı zaman ortaya ne çıkacak? Bunları üst üste dizdiğim zaman ne olacak? Böyle bir nedensel ilişki kurma gayreti içindedirler ve çok meraklıdırlar. Gerçekten evin içinde bir sürü şeyi karıştıran, işte zeytinyağının içine parfüm dökmeye çalışan ya da işte
Bütün benim çocuklarım yaparlardı. Ne zaman restorana gitsek hemen su bardağını önüne alıp masadaki baharatlar ne varsa hepsini içine doldurup bütün karabiber, tuz, işte soslar, ketçaplar hepsini karıştırıp her seferinde aynı şeyi denerlerdi. Ve hani artık bir süre sonra buna sınır getirip sadece iki kere dökebilirsin çünkü boşa gidiyor. Hani boşa götürme. Ama bu merak onları bir yandan da girişimci kılıyor. O nedenle çok önemli aslında. Altını çiziyorum. Yine bakın mesleğinizle yani bu tasarım yapmakla da çok ilişkili. Bundan çok yararlanabilirsiniz. Çocukların bu yeniden düzenleme, tasarım yapma, deney yapma halleri aslında çocuk ve mimarlık çalışmalarının da küçük yaş çocuklarda odağı oluyor. Ve çok güzel farklı şeyler ortaya çıkabiliyor projelerin içerisinde. Cinselliğe ilgi var bu dönemde okul öncesi yıllar değil, 2-6 yaş diyelim ama 3 yaşla beraber ortaya çıkan. Özellikle hani psikoanalitik bakış açısından baktığımızda karşı cinsiyetten ana babaya özel ilginin olduğunu görebiliriz. İşte bu kızlarda Elektra kompleksi, erkeklerde Ödipus karmaşası diye anlattığımız aslında burada cinsiyet rollerinin bir şekilde ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Karşı cinsiyetten anne babanın kendisinden farklı olduğunu keşfetmesiyle aslında tamamen merak, ben ve öteki, benim cinsiyetimle başka cinsiyet arasındaki ayrımı yapmak. Bu nedenle de cinsiyet rolleri açısından karşı cinsiyetten anne baba ile kurduğu diyalog da yine önemli. Çıplaklığa, cinsel davranışa gösterilen ilginin olduğunu, artışın olduğunu gözlemliyoruz bu dönemde. Tabii ki yine cinsel kimlik gelişiminin de temeli bunlar. Ait olduğu biyolojik cinsiyetle özdeşleşmek, benimsemek, hoşnut olmak bu durumdan gibi bir takım süreçler 3-6 yaş arasındaki dönemde atılmaya başlıyor. Ama burada altını çizmek isterim. Cinsel yönelim bambaşka bir şey. Belki başka buluşmalarımızda bununla ilgili de konuşuruz. Dolayısıyla hani bu dönemde anne babaların özellikle karşılaştıkları sorulardan, bize yönelttikleri sorulardan bir tanesi, eyvah işte oğlum bebeklerle oynuyor ki biraz sonra bir örneğini göstereceğim onun. Hatta hemen şurada. Eyvah oğlum bebeklerle oynuyor. Ne yapacağız biz şimdi? Bırakın oynasın. Her tür oyuncağın özellikle toplumsal gelişim için çok faydası olduğunu, oyunlarda, oyuncaklarda cinsiyetle ilgili herhangi bir ayrımın yapılmaması gerektiğini, her birinin gelişimsel olarak kıymetli olduğunu biz söylüyoruz. Bir erkek çocuğun bebekle oynaması, bir kız çocuğun inşaat malzemeleriyle oynaması sadece kalıp yargılar ve işte bu kalıplaşmış cinsiyet rollerinin, toplumsal cinsiyetin yerleşmesiyle ilgili. O nedenle keyifle, mutlulukla oynayabilirler. Gelelim okul çağı çocuğuna. Okul çağı çocuğu 6 yaştan itibaren yine bedensel gelişimine baktığımız zaman önce düzenli ve ağır ama daha sonra dönemin sonuna doğru ergenlikle, erinlikle beraber ani ve hızlı düzensiz gelişimlerin olduğu bir süreç. Okul çağı çocuğunda aslında genel olarak baktığımızda bir önceki dönemde bilişsel olarak çok sayıda sınırlılıklar vardır. Birçok şeyi yapamazlar. Soyutlama yapamaz, somutlama, sıralama, sınıflandırma yapamaz. İşte ben merkezlidirler. Nesnelerle ilgili bir takım ilişkileri kavrayamazlar. Mesela düşünceyi zihinde tersine çeviremezler. Bununla ilgili başka problemleri çözemezler. Korunum kavramı diyoruz, ayrıntılarına girmeyeceğim ama bilişsel olarak okul öncesi yıllar sınırlılıklarıyla anlatılır aslında. Çocukların yetersizlikleriyle, yani tırnak içinde söylüyorum bunu, yetersizlik demeyelim ama sınırlılıklarıyla tanımlanır. Okul yılları ise bu sınırlılıkların giderek ortadan kalktığı, çocukların bilişsel gelişimde somut planlar, gerçek fiziksel olgular üzerinde düşünebildikleri bir dönem olarak anlatılır. Bu önemli çünkü çocuk
artık kuralları daha iyi kavramsallaştırabilir, bir takım ilişkileri daha iyi yine kavramsallaştırabilir, somut olan olguları anlayabilir. Ama buradaki sınırlılık da nedir? Somut olanla ilgilidir. Yani soyut düşünce henüz yoktur. Sadece var olanla, burada ve şimdiyle, dokunabildiğiyle, tek yönlü, daha kısıtlı, daha sınırlı, doğrular daha somut ve tek. O nedenle de biraz daha siyah-beyaz düşünce üzerinden giderler. Yani ya doğrudur ya yanlıştır. Arada bir sürü farklı düşünce sisteminin olabileceği, bir sürü farklı olasılık olabileceğini çok iyi bilemezler. Bazen biz hani yetişkinler bunu kavramalarını istiyoruz. Arada başka bir şey düşünemedin mi? Başka şey de düşün. Aradaki ilişkilerde yani ya siyahtır ya beyazdır. Evettir, hayırdır. Daha sınırlıdır çocukların. İşte çok klasik deneylerden bir tanesinde Piaget'in çocuklara soruyor. Bu odanın bu köşesinden diğer köşesine kaç farklı yolla gidebilirsin? Bu dönemdeki çocuklar birkaç şey söylüyor. İşte köşeden köşeye giderim, yandan geçerim, giderim. Hani bir iki tane yanıt verebiliyorlar ve bu yaştaki çocuklar hemen hemen hepsi benzer yanıtları veriyorlar. Ne zaman ki soyut düşünmeye başlıyorlar, ergenliğe giriyorlar ve soyut düşünce olasılıklar üzerine düşünmek, hipotetik düşünmek başlıyor. O zaman işte sınırsız yanıt gelmeye başlıyor. Uçarak geçiyor, duvara tırmanıyor, aradan sürünerek geçiyor, zikzaklar çizerek geçiyor gibi çok farklı sayıda yanıt verebiliyorlar. Bu dönemi yani okul yıllarını 6-11 yaş, okul çağı çocuğu dediğimiz işte son çocukluk dönemini biraz böyle somut düşüncenin baskın olduğu dönem olarak düşünmeliyiz. Yine bir ben merkezlilik var ama gelişen de bir mizah anlayışları var. Bu zihin gelişimiyle de çok orantılı. Çünkü farklı kavramsallaştırmalar yapabiliyorlar. Ve mizah anlayışını da aslında sıklıkla kullanıyorlar. Bunu göstermeyi de seviyorlar. Çocuklarla çalışırken göreceksiniz, görüyorsunuzdur. Bu yaş çocuğunda böyle sürekli bir hani şakalar, espri bombardımanları ardı ardına gelir. Kimi zaman biz yetişkinler, büyükler, öğretmenler bunu baskılamaya çalışırız. Oysa ki yine yaratıcılık için ilişkileri zihninde yine somutlaştırabilmek için, daha öte, daha farklı ilişkiler kurabilmek için mizah da çok önemli araçlardan bir tanesi. Çünkü farklı içinde dönüştürüyor düşünceyi ve bunu eğlenceli bir yolla yapıyor. O nedenle bırakın biraz espri yapsınlar, biraz gülmek de iyi gelir. Yani onların sadece hani bilişsel değil, duygusal gelişimleri içinde önemlidir. Bırakın sınıfı biraz kaynatsınlar. Psikososyal gelişime baktığımızda yine 6-11 yaş dönemi başarmak, çalışkan hissetmek, yaptığı işin görünürlüğünü hissetmek gibi bir takım sosyal vurgular içeriyor. Bu dönemde psikososyal olarak baktığımızda bir şeyleri başarmak çok ön planda. Çalışkanlık duygusu. Yani ben bir işe yarıyorum. Ben yaptığım işte değerliyim. Yararlı olabiliyorum. Yaptığım işi iyi biçimde tamamlayabiliyorum gibi bir takım duygular taşıyorlar. Bu tabii okulla ilişkilendirdiğimizde önemli. Çünkü okulda ödev var, okulda bir işi tamamlamak var, sorumluluklar var. Doğru yönlendirilirse çocuklar bu duyguyu çok olumlu biçimde geliştirebilirler. Ama aksi takdirde bir aşağılık duygusu gelişebilir ki Erikson bunu çok iyi tanımlar. Biz çocukların başarısızlıklarını kafalarına vura vura yaptıkları bir işi yarıda kaldıklarında ya da tamamlayamadıklarında yüzlerine vurduğumuzda ya da bak gene işte yapamadın mı, tamamlayamadın, işte senden de bir adam olmaz, senden hiçbir şey olmaz, her yaptığın iş yarım yamalak kalıyor, oğlum ödevlerini tamamlasana
Ya da işte bir projeye başladık, hep beraber çalışıyoruz, tamamlayamıyorlar, yapamıyorlar. Bunun üzerine vurduğumuzda bu giderek giderek artan bir değersizlik, ben bir şey yapamıyorum duygusuna neden olabiliyor. Tabii tek seferlik değil bu ama biriktiğinde ileri zamanlarda, yaşamın ileri dönemlerinde yine bir şey yapamayacağım, yine beceremeyeceğim duygusunun yerleşmesine, dolayısıyla bir öğrenilmiş çaresizliğe de yol açabiliyor. Ne yapacağız? Basit görevlerle başlayacağız. Yapabileceği, tamamlayabileceği görevlerle. Kendi istediği, kendi üstlendiği görevler ve sorumluluklarla başlayacağız. Yaptığı zaman onu tabii ki böyle hani övüp göklere çıkarmak değil ama yapabildiğini ona göstermek, bununla ilgili ne hissettiğini paylaşmak, bizim bununla ilgili belki duygularımızı paylaşmak iyi gelecektir. Hem ona hem yaptığımız işteki sürece. Aile ve arkadaşlarla olmaktan hoşlanırlar. Bunun tadını çıkarmak gerekir. Çünkü ergenlik başladıktan sonra artık bu duygulara hasret kalır oluyoruz. Bu dönem özellikle aileyle kurulan ilişkilerin, daha önceki dönemlerden de gelen güven ilişkisinin sağlamlaştırıldığı, varsa öncesinde bir takım sıkıntıların onların kompanse edilebildiği, işte düzeltilebildiği bir dönem olarak da karşımıza çıkıyor. Ailesel etkinlikler, birlikte bir yere gitmek, birlikte film izlemek, birlikte işte oyun oynamak, belki yürüyüş yapmak, piknik yapmak gibi bu sürecin aile ilişkileri, toplumsal ilişkiler ve çocuğun kendisinin psikososyal gelişimi için önemli olduğunu söylüyoruz. Aynı cinsten arkadaşlarla daha çok vakit geçirirler. Kızlarla kızlar, oğlanlarla oğlanlar daha çok oyun arkadaşıdırlar. İşte ne zaman ergenlikte işler değişene kadar. Gelelim ergenliğe. Benim en sevdiğim dönem ergenlik. Fakültede gelişim psikolojisi anlatıyorum. Gelişim psikolojisi çalışıyorum ben. Ve ergenlik derslerini de yürütüyorum. O nedenle de gençlik çalışmaları da yapıyorum çok uzun senelerdir. Ergenleri bir başka seviyorum. Çok hızlı, düzensiz, bedensel ve cinsel gelişimle tanımladığımız bir dönem ergenlik. Buradaki temel vurgumuz ne? Evet, üreme yeteneğinin kazanılması. Çünkü artık ergenlik, erinlikle beraber, yani o çocukluktan çıktığımız 10'lu 11'li yaşlarda cinsiyet hormonlarının salgılanmasıyla beraber bedende çok hızlı, ani, düzensiz değişimler olmaya başlıyor ve cinsiyet hormonları ile beraber de bedensel olarak değişmeye başlıyoruz. Bunlar ne? İşte vücudun tüylenmeye başlanması, genital organlardaki büyümeler, kızlarda işte ilk ay hali dediğimiz menstruasyon döneminin menarş, sonrasında düzenli hale gelen adet kanamalarının başlaması, erkeklerde işte gece boşalmalarıyla başlayan, işte ıslanmalarıyla başlayan süreçte yine sperm üretiminin başlaması. Dolayısıyla da bunların düzenli hale gelmesinin sonucunda da üreme yeteneğinin kazanılmasından söz ediyoruz. Hızlı bedensel büyümeler. Bu hormonal değişiklikler vücutta çok farklı biçimde değişikliklere neden oluyor. Ani boy uzaması. Uzuvlardaki değişimler, önce ellerin, ayakların büyümesi, işte buna bağlı olarak sakarlıkların artması, ardından işte ciltteki yağlanma, yağ ve kas kitlesindeki artış, kızlarda biraz daha yağ kitlesi, erkeklerde daha fazla kas kitlesi ama her iki cinsiyette de her tür hem yağ hem kas kitlesindeki artışı gözlemliyoruz. Yağlanmayla beraber İşte ciltte sivilcelenme, saçta kepeklenme, yine vücudun çeşitli bölgelerinde, kollarda, omuzlarda, sırtta yine yağ bezilerinin, sivilcelerin, aknelerin çıkması. Sonrasında yine tüylenme, özellikle erkeklerde yüz bölgesi, koltuk altı, genital bölge, yine kollar ve bacaklarda. Kızlarda genital bölge, yine kollar ve bacaklarda tüylenmenin olması gibi bir takım cinsiyet özelliklerinin kazanılmasıyla beden
değişmeye başlıyor. Bedenin değişmesi bizim o güne kadar sahip olduğumuz bütün beden algımızı da değiştiriyor. Yani bizim aynaya baktığımızda gördüğümüz kişi artık başka bir kişi. Yine kızlarda memelerin büyümeye başlaması, erkeklerde işte Adem elmasının çıkmaya başlaması gibi. Tabii bu hızlı bedensel değişimler davranışsal olarak da bir takım sonuçlar doğuruyor. Ne oluyor? Bir kere görünüşüne odaklanmaya başlıyor. Nasıl görünüyorum? Hepinizin işte varsa etrafında ergen evladı, yeğeni, komşusunun çocuğu dikkat etmişsinizdir. Ya da kendiniz ergenliğinizi düşünün. Aynaya olan düşkünlüğünüzü, her gördüğünüz yansıtıcı bir şeyde kendinize bakma ihtiyacı, nasıl görünüyorum? Bir boyuna posuna, işte vücudunun üstünün başının nasıl göründüğüne. Çünkü burada çok temel bir ben merkezlilik söz konusu. Bir kere başkaları benim hakkımda ne düşünüyor? Bakışları üzerinde hissediyor. Bu hayali seyirci adını verdiğimiz, bütün dünya durmuş, işi gücü bırakmış, bizim ergenimize gözlerini dikmiş ve onu seyrediyor algısı. Herkes beni seyrediyor. Ne düşünecekler? Nasıl görünüyorum? Başkaları benim hakkımda ne düşünüyor? Bu temelde bilişsel bir süreç olsa da davranışlarımıza yansıdığı için davranışsal olarak da değerlendirilebilir. Bu ben merkezlilik, başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne olan hassasiyetimiz bizim görünüşümüze daha fazla odaklanmamızı. Kimi zaman olumsuz olabiliyor. Eyvah, sivilcem çıktı, ne olacak şimdi? Yani Covid-19 almış götürmüş ortalığı, bütün dünya eve kapanmış, maskeyle geziyor ama olsun. O maskenin altındaki sivilce onda olduğu sürece dünyada başka hiç daha önemli bir problem yok. En önemli problem oradaki sivilce. Şimdi ne olacak? Diğer tarafta olumlu da olabilir, kendini iyi hissetmek. Başkalarıyla kıyaslarlar bu arada, diğer ergenlerle, akranlarıyla. Hepsi nasıl göründüğünü, çünkü bu değişimlerin başkalarında da olduğunu görmek onları rahatlatır. Yalnız değilim duygusunu yaşatır. Bunun bir diğer ucu da, ben merkezliliğin bir diğer ucu da özel ve farklı olduğunu inanmak. Kişisel söylence, kişisel efsane dediğimiz süreç. Bu da çok özel, yine bilişsel bir sınırlılık aslında, ben merkezlilik. Ama bu da ben tekim, ben özelim inancının giderek dağılması ve bana bir şey olmaz demeye başlaması. Kendisiyle ilgili oluşturduğu gerçek olmayan bir efsanesi var. Bana bir şey olmaz. Şimdi bu bana bir şey olmaz demeye başladığı andan itibaren ne çıkıyor karşımıza? Risk içeren davranışlar çıkıyor. Yani madde kullanmak, işte sigara, alkol ya da daha hani farklı maddeleri kullanmak. Ya da suç içeren davranışlarda bulunmak. İşte ufak hırsızlıklar olabilir bu. Okulu ekmek olabilir bu. Başkasının yerine imza atmak olabilir. Küçük suçlar. Ehliyetsiz araba kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak gibi. Risk içeren davranışlar. Burada tabii bir taraftan bir aşırı güven ve o riske karşı aslında zihinsel olarak sınırlılıkla beraber. Çünkü beyinde henüz bu mantıkla ilgili süreç tamamlanmış değil. Heyecan pompalanıyor. Heyecan var. Risk içeren davranış o nedenle çok daha yüksek ama kontrol, mantık daha sonradan gelişiyor. Dolayısıyla bir denge kuramıyor. Ne yapıyor? Bu özel ve farklı olduğu inancı onun korumasız İşte cinsel ilişkiye girmesini, korunmasız belki işte risk içeren bir takım sporlarda, davranışlarda bulunması, çok hızlı işte bisiklet, motosiklet kullanması, işte sınavda özellikle işte göz göre göre kopya çekmesi gibi aslında istemediğimiz bir takım olumsuz davranışlarla da sonuçlanabiliyor. Ne oluyor? Tabii ki cinsel büyüme diyelim. Hormonal değişiklikler karşı cinsiyete olan ilgiyi de artırıyor. Aslında kendi cinselliğini fark etmeye başlıyor. Kendi cinsel kimliğini oluşturmaya başlıyor. O nedenle de flört ve çıkmaya ilgi
daha fazla olmaya başlıyor. Bedensel gelişimlere baktığımızda kızlar erkeklerden önce gelişiyorlar ve daha erken tamamlanıyor gelişimsel süreç. Erkekler biraz daha geriden geliyorlar. Bilişsel gelişime baktığımızda az önce biraz bahsettim ama soyut olasılıklara dayalı düşüncenin geliştiğini, hipotetik düşüncenin geliştiğini, küme varım, tümden gelimi kullanabildiklerini, dili çok aktif biçimde, farklı biçimlerde kullanabildiklerini, gerçekler yerine olasılıklar üzerine düşünebildiklerini, sorgulamalar yapabildiklerini görüyoruz. Bu sorgulamalar dünyayla ilgili sorgulamalar, dinle ilgili, aileyle ilgili, kendi gelecekleriyle ilgili, cinsel kimlikleriyle ilgili, aşkla ilgili sorgulamalara başlıyorlar. Bence bunlar da çok kıymetli ama aileleri korkutur bu. Eyvah, hani sorgulamaya başladı. Bizi bile beğenmiyorların arkasında aslında bu sorgulamalar vardır. Gelenekleri sorgular, sizin siyasi düşüncenizi sorgular, dinle ilişkinizi sorgular. Çünkü aslında bunların temelinde kendisiyle ilgili bütüncül bir yapı kurmak, yani kimlik duygusu geliştirmek vardır. Bu kimlik duygusu da ben kimim sorusuna verilen yanıtla şekillenir. Hepimiz sorduk bu soruyu kendimize. Ben kimim? Ne olacağım? Ne olmak istiyorum? İleride nasıl biri olarak hayal ediyorum kendimi? Nasıl bir mesleğe sahip olacağım? Nasıl birinden hoşlanacağım? Kiminle aşk yaşamak istiyorum? Gibi hangi din beni daha çok etkileyecek? Ne yapacağım? İnanacak mıyım, inanmayacak mıyım? Ya da siyasi olarak benim görüşüm, şu siyasi düşünce fena değil ama şunu da beğeniyorum. Bu sorgulamalar çok gelirli giderli, inişli çıkışlı olabilir. İşte aileler bu noktada biraz endişe yaşarlar. Çünkü burada kendisini deniyordur aslında ergen. Kendisi için en uygun olanı denemeye çalışıyordur. En uygunu bulacak ki denemeden bunu yapamaz. Bu müzik zevkleri içinde geçerli, arkadaşlık ilişkileri içinde geçerli, kimle nasıl arkadaşlık yapacak, işte hangi spor etkinliğinden hoşlanacak, ne tür bir boş zaman etkinliği, nasıl bir meslek seçecek, iner çıkar. O nedenle de bu süreci biz kimlik bunalımının olduğu, kimlik dağınıklığının yaşadığı bir dönem olarak nitelendiriyoruz. Ama bu sağlıklı, korkmayın. Bu iniş çıkışlar bir şekilde duracak. Bir şekilde kendine en uygun olanı bulacak. Kimliği oluşacak. Bunları sorgulamadan kendisine neyin daha iyi geldiğini bilemez. Öyle olursa bizim dayatmalarımızla, bizim ona sunduklarımızla şekillenirse o kendi kimliği değildir. O ipotek edilmiş bir kimliktir. O nedenle kendi sorgulamalarının üzerinden bir bağlanma yaşamalarını istiyoruz. Yani orada bir bunalım olacak, kriz olacak ama arkasından biz o sorguladıklarını istiyoruz ki kendi kimliğiyle özdeşleştirsin, buna bağlansın. Şimdi buradan tabii yine gençlerle çalışırken, belki onlarla proje yaparken bu gelgitleri, ani öfke patlamalarını, belki işte onların tuhaf sorgulamalarını yadırgayabilirsiniz. İşte çok önemli şeylerden bir tanesi bu ergenliği anlamak. Ergenleri anlarsak, ergenlik dönemini iyi bilirsek, onların artan sorgulamalarını, onların günlük yaşamdaki haykırışlarını, belki çığlıklarını duyabilirsek, aslında o kadar da bunalımlı, o kadar da krizli yaşanan bir dönem olmadığını söyleyebiliriz. Kriz önemli, yaşansın belli düzeyde. Çünkü geçecek, biliyoruz. Ama geçmemesi durumunda, ki artık biz gençliği 30 yaşa kadar öteledik. Hani anneler, babalar, eyvah, hani 18 yaşında bitecek mi? Genelde duruluyor. Yani kendisiyle ilgili bir takım karar verdiğinde duruluyor. Ama bu toplumsal bir takım nedenlerle eğitim süresinin uzaması, İş hayatının uzaması, gençlikle ilgili toplumsal algılarımızın değişmesiyle beraber bir takım ötelemelere, ertelemelere geçmeye başladı. Biz anladığımız sürece
bu krizin hafif atlatıldığını söylüyoruz. Yani gençlerle yapılan çalışmalar bize şunu söylüyor. Eğer yeterli ve gerekli rehberlik alırlarsa, ailelerinden, çevredeki yetişkinlerden paylaşabildikleri bu sorgulamalarını aktarabildikleri, bunları tartışabildikleri bir sosyal destek alırlarsa, o kadar da aman aman bir kuşak çatışması, aman aman bir kimlik bunalımı yaşanmıyor diyebiliriz. Ne yapmalı? Bütün bu süreçler içerisinde anlamaya çalışmalı. Burada anlattıklarımız çok temel bilgiler belki. Çok güzel kitaplar var, çok güzel işte kaynaklar var. Artık dünya hani online kütüphaneler açık. Çok güzel yararlanabileceğimiz kaynaklar var. O nedenle de bilmek, çocuk ve gençle çalışabilmenin en önemli kuralı, koşulu. Önce bileceğiz. Bu çocuğun gelişimsel özellikleri ne? Önce bunu bileceğiz. Sonrasında çevresel koşullarımıza bakacağız. Çevresel koşullar hem fiziksel koşullarımız hem toplumsal koşullarımız. Bakacağız biz ne yapabiliriz? Bağlamımız çok önemli. Toplumsal bağlamımız çok önemli. Bu kadar her şeyi atıp tutmak değil mesele. Çocuğun yaşadığı fiziksel koşullarda bir göz odada bütün hani sülale yaşıyorsa, biz o çocuklarla aman da odamızı düzenleyerken gibi bir hani cümleyi sarf edemeyiz. O koşullar içinde ne yapabiliriz? Dolayısıyla da çevresel ve toplumsal koşullarımız aslında bizim önceliklerimizi belirliyor. Öncelikler çalışmamızdaki ilk adımlarımızı da bize gösteriyor. Biz o koşullarda, o bağlamda, o toplumsal ve çevresel bağlamda çocuklarla ne yapabiliriz? Buna bakacağız ve bunu yaparken de çocukların toplumsal haklarını asla ve asla göz ardı etmeyeceğiz. Önce tabii ki temel yaşam, barınma, eğitim hakkı vesaire, ama öte taraftan en az onlar kadar önemli katılım hakkı. Yani biz çocuklara ne istediklerini, ne beklediklerini, ne yapabileceklerini, ne yapamayacaklarını sormazsak, onlarla istediğimiz doğrultuda projeler gerçekleştiremeyiz. O nedenle lütfen çocukla çalışırken onların sesine kulak vererek, onların fikirlerini alarak, onların fikirlerine değer vererek yol alalım diyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım süremi de iyi kullanmışımdır. Bir gaz gittim ama hiç de saate bakmadım. Sorularınız varsa seve seve yanıtlamak isterim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Gayet vakitinde sonlandırmış olduk. Teşekkür ederim ben de. Genel olarak teşekkürler var şu anda. Herkes sunumu çok beğendi. Ben belki bir hani baştan genel olarak geçen sefer Tezcan'ıma da sormuştum da, ya bu uzaktan eğitim sürecinin aslında hani çocukları nasıl etkilediği ve farklı yaş gruplarında şimdi sizin beklediğiniz ne gibi problemler çıkabilir, hani ya da nasıl davranmalıyız, hani çocuklara karşı bu durumu nasıl anlatmalıyız? Benim mesela düşündüğüm, yani şimdi çocuk birinci sınıf örneğin yeni başlayacak bu dönem ve ilk kez EBA'dan okuma yazmayı nasıl öğrenecek mesela, hani ciddi sorular var. Ya da okulu bu zannetmek, belki de hani okul kavramı denen şeyi aslında ilk kez başladığında anlayamamak, nasıl anlamlandıracak onları, belki ya da aileler bunları nasıl açıklayacak? Ya da bu maske mesafe durumunda işte karşılaşılan örneğin herkesten uzak durmaya çalışma hali ya da korku durumu, bunlar nasıl aşılacak? Belki hani şu pandemi süreciyle biraz ilişkili sorabiliriz. Mikrofonu kapamıştım. Evet, önemli bir soru. Belki hani çok kapsamlı aslında soru içinde bir sürü soru var. Belki bunun için vaktimiz yeterli olmayabilir ama aslında ilk dönemde biz dedik ki hani çocuklarla ilgili bu pandemi sürecini ve okul sürecini konuşurken hani
dikkatli olalım, onları korkutmayalım, kendi kaygılarımızı, kendi telaşlarımızı onlara yansıtmayalım. Gelişimsel olarak hani onların düzeylerine uygun olarak bir takım belirli açıklamaları yapıp korunmaya ilişkin, önlemeye ilişkin tedbirlerimizi alalım. Ve eğer hani çocuk okula devam ediyorsa da bu okula gitme sürecinde sorumlulukların devam ettiğini, aslında sadece mekanların değiştiğini uygun bir dille anlatalım. Ama şimdi olay biraz değişti. Yani artık biz pandemiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Hani başta geçti mi, geçecek mi, korkutmayalım, ürkütmeyelim. Çocuklar zaten virüs ne biliyorlar. Yani okula başlayan her çocuk virüsle tanışıyor. Hepsi illaki grip oluyor, nezle oluyor, bir şey oluyor. Yani o virüsün bulaşıcı olduğunu, bunun işte birbirimize temasla, işte hijyen kurallarına uymazsak geçebileceğini, dağılabileceğini biliyorlar. Bunun da bir virüs olduğu ve hani gerekli tedbirler, önlemler alınmazsa yayılabileceğini. Ama şimdi artık dünya başka ikinci bir boyuta geçti. Biz bu virüsle yaşamayı öğrenmek durumundayız. İşte bu maskeyle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Geçen işte Milliyetin Bakanı da bir tweet'i vardı, gördüm. Hani çocukları parklarda maskesiz görüyorum. Oysa ki hani okula gittiklerinde maske takmak zorundalar ve maskeyi okulla ilişkilendirecekler. Bundan korkuyorum diye. Aslında çok yerinde bir tweet'ti. Yani bu yaşamımızın her dışarıda olduğumuz, başkalarıyla temas halinde olduğumuz her anda o maskeyi takmak durumundayız. O nedenle artık hani çocuklarla bir üst boyutta bunun hani şu an için çok da geçici olmadığı, belki hani bunun kurallara uygun biçimde uygulanması gerektiği yönünde telkinler. Şimdi eğitim meselesi çok karmaşık. Evet, önümüzü göremiyoruz, bilmiyoruz. Çocuklara bu süreci nasıl yönlendireceğimizi bilemiyoruz. Ailelerin beklentileri tepe taklak oldu. Ben mini toplantılarında görüyorum işte, eyvah geride kaldık, eyvah eğitimde geride kalıyoruz, eyvah dersler yetişecek mi, müfredat yetişecek mi, ne yapacağız? Telaşlılar, çok haklı bir telaş ama bir taraftan hani bu telaş çocuklara da yansıyor. Bunu telaş etmek yerine belki evrilmek, yani ben bunun bir fırsat olduğunu da düşünüyorum çünkü müfredat hafifleyecek zorunlu olarak. İşte seyrentilmiş müfredata gitme yolunu deniyor şu anda Milli Eğitim. Bu nedenle aslında temel bilgilerin, temel sorumlulukların verilmesi çocuklara da, yani bir takım sorumluluklar değişmedi. Sabah elimizi yüzümüzü yıkayacağız, işte okulumuz, evimiz artık yapacağız. Ama birinci sınıf için durum çok başka. Yani yeni okula başlayan bir çocuk için okul bu mu? Değil. Dolayısıyla da birinci sınıflar için okullar açılacak gibi görünüyor. Onlar okula gidecekler, öğretmenleriyle karşılaşacaklar, öğretmenleriyle birebir ders yapacaklar gibi görünüyor. Ama olmazsa hani çocuklara bunun da aslında çok heyecan verici olduğunun, yani o okul heyecanının, bir şeyleri öğrenmenin, merakın çok güzel bir şey olduğunu mutlaka evlerde de bilgisayar başında bile olsa verilmesi gerekti. Ve bence ailelerin evde böyle minik minik, ama lütfen abartmadan, minik minik çocuklarla okulda yaptıkları şeyleri tekrar edebilecekleri fırsatlar yaratmaları. Bunu lütfen abartmadan dememin sebebi şu: aileler kimi zaman çok fazla beklenti içinde oluyorlar. Ve çocukları, yani ben hep söylüyorum, aslında ödev denen şey olmamalı, ödev yasaklanmalı. Yani ödev nedir? Günün bütün hani tamamını okulda geçiren bir çocuk için akşam 5'te eve geliyor, mesaiden gelir gibi. Hep şu örneği veriyorum, diyorum ki mesaiden geldiniz, yorgunsunuz, sabah 8'de gittiniz, akşam 5'te çıktınız mesaiden. Ve size diyorlar ki eve de götüreceksin, evde de çalışacaksın, yarına kadar bunları da yapacaksın. Aynı şeyi düşünün. Ve bunu 7 yaşındaki, 8-9 yaşındaki bir çocuk ya da işte gelişmekte olan bir sürü başka şeye enerjisini aktarmak zorunda olan genç için düşünün. Okul çok önemli, öğrenmek çok önemli ama o çocuğun farklı biçimde büyümeye, farklı biçimde gelişmeye de ihtiyacı var.
O nedenle minik etkinlikler olabilir ki o etkinlikler aslında bilgiyi kullanmaya yönelik olmalı bence. Bilgiyi tekrar tekrar deftere yazmak değil, o bilgiyi, okuldaki bilgiyi alıp taşımaya, onu ben başka ortamda, günlük yaşamda nasıl kullanabilirime dönük olduğunda tadından yenmez. Bu nedenle aileler buna çalışabilirler biraz. Yani baksın müfredatta ne var? Eğer çok kaygılıysa, hani eğitim geride mi kaldık? İşte televizyondan olmadı mı? EBA'da olmadı mı? Müfredatta ne var? Çok basit işte, hani neyse. Onunla ilgili alternatif etkinlikler bulmasını, bireysel öğrenmeye dönmesini sağlamaya çalışmak önemli bence. Ama okul önemli. Yani okul çocukların çok güzel toplum. Yani ben okulun şu anda hani evden yürütülüyor olmasına üzgünüm. Çünkü çocukların buluşma yerleriydi okullar. Birçok hem toplumsal, duygusal hem de işte bu fiziksel ihtiyaçlarını da giderebildikleri, koşup oynayabildikleri mekanlardı. Bunun ortadan kalkmış olmasına üzgünüm. Umarım en kısa sürede kavuşur çocuklar okullarına, arkadaşlarına kavuşurlar, o toplumsal ilişkilerine kavuşurlar. Önerim bu yönde. Yani biraz evin içerisinde sakin olmak ama sorumlulukların devam ettiği vurgusunu bence söylemek. Yani evet, ben de işime buradan devam ediyorum ama sabah uyanıyorum ve günlük yapmam gerekenleri buradan yapıyorum gibi. Böyle çok minik hatırlatmalarla örnek olarak bu süreci tamamlamalarını önerebilirim. Çok teşekkürler hocam. Facebook'tan Şeniz Nurten Karadoğan aslında benzer bir şey sormuş ama belki eklenecekler olur. Anne ve babası çalışmak zorunda olan birinci sınıf eğitimi nasıl sağlanabilir? Bu sistem ekonomik ve sosyal açıdan bitirmeyi mi sağlıyor bizleri? Demek istedi galiba. Sonunu anlayamadım. Ya bu sistem ekonomik ve sosyal açıdan bitirmeyi mi sağlıyor yazmış. Hani herhalde eğitim açısından söylüyor onu. Vallahi birinci sınıfta olup da anne baba çalışan çocuğu olan anneler, babalar, aileler için gerçekten çok üzgünüm. Sadece birinci sınıf değil, yani özellikle bu hani ilköğretim birinci kademedeki çoğu çocuk için, ama zannediyorum şu anda bir düzenleme yapıldı. Valilik kararı var. Hani 10 yaş altı çocuğu olanların evden işe devam etmeleriyle ilgili. Sağlık personeli ise hani bilemiyorum, çok çok daha zor. Bütün kendi personeli için yayınladı sanırım onu. Yani tüm kamu personeline henüz gelmedi. Gelmedi mi? Tamam, ben belki yanlış anladım. Yani personelleri için, valilik evet. Personeli için. Ha. Yani işte çok ciddi bir sıkıntı yani. O çocuğu evde yalnız, gün boyu evde yalnız bırakmak, hani sadece eğitim değil, yemesi, içmesi, güvenliği çok önemli başka temel sorunları da içeriyor. Çok zor yani, ama bir taraftan da çocukları okula gönderdiğinizde, yani okulların genel özelliklerine Türkiye ölçeğinde baktığınızda, makro düzeyde baktığınızda, hani bir sınıftaki 40 öğrencinin ve tek sınıfın olduğu okullarda bu düzenlemeleri yapabilmek çok zor. İkili üçlü öğretim deseniz sınıfta 10'ar kişi, yani çok zor. Kimi dezavantajlı bölgelerde bu düzenlemeleri yapabilmek mümkün değil. O nedenle de yani hani okulların açılmaması ya da kademeli açılması yönünde bir takım düzenlemeler yapılıyor diye biliyorum. Ama benim hani önerim ne olabilir? İşte çocukla sık sık konuşup, işte onun güvenliğiyle ilgili, belki onun işte beslenmesiyle ilgili, yani çok zor. Günlük yiyebileceği porsiyonlarda belki yemekleri bırakmak, işte mutlaka güvenliğiyle ilgili sık sık uyarılarda bulunmak, varsa başka yetişkinlerden, etraftaki yetişkinlerden yardım almak. Hani eğitim sonra gelen mesele bence. Hani eğitim, okuma yazmayı nasılsa öğrenir. Okuma yazmayı öğrenir. Bence onunla ilgili hiç dert etmeyin. Ben çocuğum birinci sınıfa başlarken öğretmene dedim ki, öğretmenim dedim, sizden bir tek ricam var. Lütfen okuma yazmayı öğrenmese de olur. Nasılsa öğrenecek.
öğrenmeyen çocuk yok. Hani nasılsa öğrenecek. En son benim çocuğum öğrensin. Hani yaz tatiline kadar öğrenmesin. Ama lütfen öğrenme merakını kaybetmesin bu çocuk. Sadece öğrenmeye olan ilgisini kaybetmesin. Sizden bir tek bunu rica ediyorum dedim. Bir ay sürdü. Bir ay sonra çocuğun omuzları düşmüş, mutsuz, okula gitmek istemeyen bir çocuk kıvamına gelmiş. Öğrenir. Hiç onlara, yani şu anda önceliğimiz ne? Az önce ne dedim? Bakın, öncelikler. Önceliğimiz sağlık. Önceliğimiz temel güvenlik. Önceliğimiz toplumsal ilişkilerimiz. Okuma yazmayı öğrenecek. Keşke zamanında okula giderek öğrense. Ama yanında kitap okuyarak akşamları, sesli işte kitaplarla, belki minik işte, daha çok başındalar zaten. Daha o hani harfleri öğrenip sökene kadar. Ama siz böyle günlük yaşamdaki pratiklerinizle onu destekleyebilirsiniz. Ve gün içindeki uzak kalma sıkıntısını niteliği yüksek, kısa süreli birlikteliklerle telafi edebilirsiniz. O yüzden kaygılanmayın. Yani bütün gün yokum duygusu çalışan annelerde çoktur. Bebeklikte ne dedim? Bağlanma dedim. Bakımın niteliği. Bebekle geçirilen süre çok önemli. Ama bebekle siz 8 saat beraber olup niteliksiz vakit geçireceğinize, akşam evinize geldiğinizde bir saat güzel, iyi vakit geçirin. Sevginizi, keyfinizi ona aktarın. O bir saat 8 saati doldurur. Hiç merak etmeyin. Teşekkürler hocam. Çok fazla teşekkür var. Özlem, Deniz, Uğur da Çelin hocam oldukça kapsamlı bir konuyu çocukluk evreleri üzerinden çok güzel özetledi. Bir kez daha ilgiyle dinledim. Teşekkür ederim demiş. Yüzden Oray'ın bir sorusu var. Öncelikle çocuk gelişim süreçleriyle ilgili değerlendirmeler için teşekkürler. Meslek alanınızın yapılı çevreyle ilgili olarak çocuğun çevresini beğenmeme veya olmasını istediği çevre yapılanmaları için muhatap bulamama durumlarında önermeleriniz ne olabilir demiş. Çok güzel. Bununla ilgili aslında sonra bir oturum daha yapalım. İşte bu katılım dediğim mesele bu. Çocuk katılımı özellikle yapılı çevreyle ilgili. Mimarlar Odası bunun çalışmalarını çok güzel yaptı. Siz de katıldınız biliyorum ben. Bir kere hani evden doğru düşünürsek, bunu bir hani veli olarak, anne baba olarak sorduğunuzu düşündüğümüzde yapılı çevre, çocuğun çevresini beğenmemek. Mesela evini beğenmemek, odasını beğenmemek, okul yapısını beğenmemek gibi algılıyorum. Doğru mu? Sanırım öyle. Çocuğun çevresini beğenmemekle hani ne yapacağız? Fikrini soracağız. Şu anda bizim evde de böyle bir fırtına kopuyor. İşte çocuklar odaları değiştirmek istiyorlar. O oda diyor, bu oda diyor. Benim evimin koşulları öyle o kadar birkaç tane odaya ayrılabilecek durumda değil. Dolayısıyla iki gündür onun planı yapılıyor. Yazıyorlar, çiziyorlar ve en sonunda dedik ki bugün kağıtlara yazın, çizin. Planlamalarınızı, tasarlamanızı, neden, sonuç ilişkileriyle yazın. Artılarıyla, eksileriyle akşam oturacağız. Bu toplantıdan sonra karar vereceğiz. Şimdi beraber karar verdiğinizde bir kere sorumluluk paylaşılıyor. Siz yukarıdan hayır bu şekilde olacak dediğinizde çocuk zaten isteseniz de beğenmeyecek belki. Ama onun fikrini alıp ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, gel bunu beraber nasıl dönüştürebiliriz? Bu demek değildir ki biz çocuklarla çalıştık mesela okul sorduk onlara. İşte okullarının nasıl olmasını istediklerini sorduk. O yüzme havuzu çizenler, sihirli kuleler çizenler, peri işte kuleleri çizenler neler neler. Anlatımlarında da öyle. Tabii ki her şeyi yapamayız. Evde de öyle. Çocuk isteyecek, bir sürü şey isteyecek. Koşullarım çerçevesinde ne yapabilirim? Gel sen bana fikrini söyle. Hadi gel bunu bir beraber düşünelim. Beraber tasarlayalım. Çizsin kağıda odanın şeklini, krokisini çizsin. Ya da küçük malzemelerle nesneleri yerleştirin. İşte şu ne bileyim yatağı olsun, bu çalışma masası olsun. Kağıdın üzerine yerleştirsinler bunları. Ölçeklendirsinler belki. İşte alın size bir çocuk mimarlık çalışması. Çevrenin düzenlenmesiyle ilgili. Bu en basitinden, mikro ölçekten başlayacağız. Evden, okuldan başlayacağız. Ha, hiç beğenmedi, hiç yapmadı. Hani orada başka bir takım psikolojik sorunlar başlayabilir. Onun beğenmesini sağlayacak. Gerçekten fikri. Ne olursa beğenecek.
Yani ben buraya yüzme havuzu yapamayacağıma göre o asgari de buluşmak zorundayız. Bir tane daha vardı müdür veya olması istediği çevre yapılanmaları için muhatap bulamama. Ha, mesela okulda olur bu daha çok muhatap bulamama. Çocuklar istiyorlar, istiyorlar, istiyorlar ama onları dinleyen yok. Yine başka bir çalışmada çıktı benim çalışmamda. En çok neden şikayet ediyorsunuz? Tuvaletten şikayet ediyor çocuk. Neyi değiştirmek istersiniz diye soruyoruz. Okulda tuvaleti değiştirmek istiyor. Çünkü tuvaletleri, özür dilerim, temiz bulmuyorlar. Hijyenik bulmuyorlar. Boylarına göre bulmuyorlar. Eskiden daha fazlaydı. Şimdi biraz daha hani özellikle özel okullarda düzenlenir oldu. İşte sabun yok, tuvalet kağıdı yok, o yok, bu yok. Hani devlet okulları için söylüyorum daha sıklıkla ama hiç fark etmiyor. Bütün okul düzeylerinde yani özel okulda da, devlet okulunda da, en kıyıdaki, köşedeki, en dezavantajlı bölgedeki okulda da, Ankara'nın en göbeğindeki, en güzel okulda da sorun aynıydı. Tuvaletlerin değişmesini istiyorlar. Bununla ilgili ne yaptınız diye soruyoruz arkasında. Hiçbir şey yapmadık. Neden? Bir şey değişmeyecek ki. Çünkü daha önce söylediğimiz şeyler değişmedi ki. Bakın öğrenilmiş çaresizlik yine. O nedenle biz çevredeki yetişkinler olarak doğru işbirlikleri kurarsak, okul aile işte işbirliği, belki öğretmenlerle, belki çocuklarla neyi değiştirmek istiyorsunuz? Tuvaletleri. Peki bunun için ne yaparız? İşte şunu yaparız. Buradaki temel sorun çocuğu işin içine katmak yine. Çocuğa biz hiç sormadık. Sen bunun için ne yapabilirsin? Bakın burada taşın altına elini koymak var. Birileri gelsin değiştirsin diye. İşte aktif yurttaşlık buradan başlıyor. Sen sorunun bir parçası ol. Yani çözümün bir parçası ol. Sorunu gör. Sorundan korkma. Sorundan hiçbir zaman korkma. Bu sorunu çözebilmek için ne yapabilirsin? Bunu düşün. Bizim vurgulamamız gereken şey bu. Sen bunu değiştirmek için ne yapabilirsin? Bunu soracağız çocuğa. Sen ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamam. Bence bir yerden başlamak gerekir. Bunu hiç başka arkadaşlarınla konuştun mu? Acaba o da mı rahatsız bu durumda? Hadi bir sor bakalım. Gidecek en yakın arkadaşı soracak. Sonra diyecek ki, aa evet o da çok rahatsızmış bu durumdan. Biz zaten hiç beğenmiyorduk burayı. E peki, siz ikiniz bir birlik olun bakalım. Başka arkadaşlarınıza da sorun. Onlar da benzer düşünüyorlar mı? Evet, her hepsi aynı düşünüyor diye geri gelecekler. E yan sınıfa da sorun, üst sınıfa da sorun. Hadi o zaman siz buradan bir şey kurun kendiniz. Bununla ilgili bir proje geliştirelim mi ne dersiniz? Başlar oradan. Ne yapabilirsin dediğiniz anda çocuk işin içine girer. Değiştirememe nedenlerini görür. Değişmiyor ama burada şuna tıkandım, takıldım der. Şimdi çok vaktinizi almak istemem ama bu hakikaten başlı başına çok önemli ve başka bir konu. Burada şuna odaklanalım sadece, onu vurgulamadan bitirmeyeyim. Sonuç alamayabilirler, değiştiremeyebilirler ama oradaki süreç çok kıymetli. Sürece odaklanın. Bir şeyi değiştirmek için adım attı, paylaştı, işbirliği yaptı, denedi, yanıldı, birileriyle yardımlaştı, sorumluluk aldı. En sonunda olmadı. Nedenlerini gördü. Peki ben sonra bunu değiştirmek için ne yapabilirim diye de düşünecek. Olmadı ama nerede yanıldım, nerede tıkandım? Bunu da görecek. Hep bitti zaten, daha bir sürü kazanım bunlar. Yani 9 yaşındaki bir çocuktan daha ne bekleyelim? Daha ne yapsın çocuk? Çok teşekkürler hocam. Gerçekten hani aslında bizim yaşımızdaki insanlar için de tam olarak bunları yapmak gerekiyor herhalde. Hikmet Gökmen Tülin hocama çok teşekkürler. Katılım oturumunu heyecanla bekliyorum demiş. Yani buradan ikinci bir etkinlik çıkarmış olduk. Tamam. Mehmet Murat Uslu da ölçek kavramının da gelişimine yardımcı olur. Objelerle ölçekleme çok olumlu bir etkinlik ve yaklaşım olur. Teşekkürler yerinde bir tanı demiş. Teşekkür. Gülgün Yeşiltepe hem mimar hem çocuk gelişimci olarak çok faydalı bir seminer oldu benim için. Çok teşekkürler demiş. Ben de teşekkür ederim. Sosyal medyadan da teşekkürler var. Herkes çok faydalı bulmuş sunumu. İkinci oturumu bekliyorlar. Sabırsızlıkla.
Muhtemelen sizin söyleyeceğiniz bir şeyler olur mu? Tam ekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum Tülin Hanım. Her zaman bizde olduğunuz Ankara Şubesi'nin birçok çocuk mimarlık etkinliğinde destek verdiniz. Yine çok güzeldi. Hoş bir sunum oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Sizleri görmek benim için büyük mutluluk. Muhteber Hanım'ın da çok emekleri var yani bu süreçte. Çok birlikte, evet, birlikte. Sağ geri olun. Planda çok iyi bir ekip çalışıyor hakikaten. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Merve Keçeci, Ayça Akın, Hamara hepsi tekrar teşekkürlerini sunuyorlar. Tülin Hoca'yı her dinleyişte yeni yeni ufuklar açıyorlar. Çok kıymetli her katılımı demiş Ayça Akın, Hamara. Ben Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu akşam Tezcan Hanım da biraz gecikmeli katıldı ama bizi Facebook'tan takip ediyor. O da sevgilerini iletti sizlere. Yeniden anladığım kadarıyla bu seminerlerin sonunda bir de katılım oturumu ekleyeceğiz gibi görünüyor. Ne zaman istersiniz? Evet, buluşmak üzere diyelim. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bunu kayıt altına aldık. Yine YouTube sayfamızdan izlenebilir. Ayrıca Facebook'tan da izlenebilir yeniden. Buyurun hocam, son söz sizin. Ben de toplu fotoğraf istiyorum Tezcan Hanım gibi. Tamam, çok güzel. Onun fotoğrafı. Evet, şimdi ben herkesi panelist yapacağım. Eğer kameralarınızı açarsanız yine son bir toplu fotoğraf çektirelim. Katılımcıları şu anda ekliyorum. Eksik kalmayın. Bu arada chat'te hani teşekkürler var. Ben hepsini tek tek okuyamadım. Ben de teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Güzel yorumlarınız, katkılarınız için teşekkür ederim. Umarım yeni çocuk ve mimarlık gönüllüleri yetiştireceğiz bu eğitimlerin sonunda. Hikmet Hocam da buradaymış. Merhaba. Yani çekiyor muyuz fotoğraf? Genelde var daha. Hala ekliyorum hocam, evet. Tamam. Biraz, birkaç kişi kaldı. Evet, eklediklerim de kameralarını açabilirlerse. Hatıra fotoğrafı çekip gideceğiz. Evet, bir hatıra fotoğrafı. Çekiyorum. Tamam. Şimdi el sallayayım size. Bir tane daha alayım. Bir saniye. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. En kısa zamanda yüz yüze buluşup çocuk ve mimarlık projeleri yapabilmek dileğiyle diyorum. Evet, inşallah yani çocuklarla bir araya geldiğimiz, birlikte çalışmalar yaptığımız yeni çalışmalarda buluşabiliriz. Odada eğitimler yapabiliriz. Hollanda'dan katılanlar var görüyorum. Evet, uzaklardan. Kavuşmak, evet. Buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın yeniden. Görüşmek üzere. Belli.
Sesim iyi geliyor mu Hollandalara diyeceğim. Ben kalmalı mıyım? Yok hocam, şimdi bitiriyorum ben de. Hoşça kalın, sevgiler. Hoşça kalın.